Sevgili arkadaşlar, tam bu noktada şöyle bir özet görmenizi istedim. Yani çıkabilecek soru tiplerini. Aynı zamanda şunu görmenizi istedim. Yani kısa dönem söz konusu olduğunda üretim ve maliyetlerden soru türetmek çok kolaydır arkadaşlar. Sözel ya da sayısal, bunun bir önemi yok. Soru sözel de gelse, sayısal da gelse siz şu grafiği çizeceksiniz arkadaşlar. Bak, üretimde burası, maliyette burası ve şunun farkındayız. Üretimin tersi maliyette arkadaşlar. Peki hangi üretimin tersi hangi maliyet oluyor? Arkadaşlar hemen bak. AP'nin tersi AVC. Neydi, onu bir yazı vereyim yanına. AVC ücret çarpı 1 bölü ortalama ürünü. Bak, ortalama ürünün tersi. MP'nin tersi de, renkleri de aynı yaptım arkadaşlar. MC. Peki MC neydi? MC eşittir ücret çarpı 1 bölü MP. Şimdi bak, bu grafiği kullanarak ne kadar çok soru çözebileceğimizi görün. Bakın, buraya 16 tane soru yazdım. Bir 16 daha yazabilirdim 5 dakikanın içinde. Nasıl çözeceğiz onu bir görmeye çalışın. Bir üretim fonksiyonu verdim arkadaşlar, şu. Soru 16, sorunun 16'sı da bu fonksiyonla ilgili ama soruların sözel olarak da gelebileceğini düşünün arkadaşlar. Şimdi birinci soruya bak. Ortalama ürün hangi iş gücü aralığında artar? Hemen grafiğime dönüyorum. Ortalama ürünün arttığı bölgeyi bir titretiyorum arkadaşlar. Bak, buraya kadar. O zaman ben buradan bir duvar çekeceğim. Ve şuraya L1 diyeceğim. Ortalama ürün hangi iş gücü aralığında artar? Sıfırla L1 iş gücü aralığında artar. Onu bulacağım şimdi. Ama ikinci soruya da bakın. Ortalama değişken maliyet hangi iş gücü aralığında, yanlış yazmışım, azalır? Düzeltiyorum arkadaşlar. Şu an sıfırla L1'e bakıyoruz. Şimdi ortalama ürün hangi iş gücü aralığında artar? Bak, arttığı kısım burası. Sıfırla L1 aralığı. Diğer soru, ortalama değişken maliyet hangi iş gücü aralığında azalır? Gidiyorum buraya, bak. Ortalama değişken maliyetin azaldığı kısmı alıyorum. Buradan bir duvar çekiyorum. Buraya Q1 diyorum ama L'yi sormuş bize. Ve ben şu bilgiyi biliyorum. Ortalama ürün artarken ortalama değişken maliyet azalır. Niye hocam? Birbirinin tersi bunlar. AP, şuraya yazacağım arkadaşlar. Çözüm olsun burası da. Şimdi birinci soruda oraya yazarsam da sığdıramayacağım ya. Şöyle yapayım. Oraya çözümü daha kısa yapacağım. Şuraya anlamıyorsunuzdur diye paniklediğim için arkadaşlar. Ortalama ürünün arttığı yeri sormuş. Aklına hemen getir. AP'nin tersi AVC olduğuna göre AVC de azalan olacak. Yani bu iki soru aynı şekilde çözülüyor. Üçe bak. Üretimin birinci bölgesi hangi iş gücü aralığındadır? Arkadaşlar, birinci bölge AP'nin arttığı kısımda. Ya burası zaten birinci bölge. Demek ki 1, 2, 3. sorular aynı sorular. Hangi iş gücü aralığında marjinal ürün ortalama üründen büyüktür? Bakın, gene birinci bölge. Dördüncü soruda aynı şekilde çözülecek. Hangi iş gücü aralığında ortalama değişken maliyet marjinal maliyetten büyüktür? AVC'nin MC'den büyük olduğu kısım gene aynı birinci bölgeye denk geliyor. Bu da aynı şekilde çözülecek. Hangi iş gücü miktarında üretimin ikinci bölgesi başlar? Burada soru değişti. İlk 5 soruyu çözüyorum arkadaşlar. Alıyorum buraya. Çözümde siyahla yapayım. Q, yani TP eksi 6 L küp artı 72 L kare. Ben ne arıyorum? Arkadaşlar, ne aradığımı doğru görün. AP'nin maksimum olduğu, bak şurayı, AP maksimumu bulursam L1'i bulmuş olacağım. Sıfırla L1 aralığı diyeceğim sorulara cevaben. O zaman sorunun öznesi 1, 2, 3, 4 ve 5. soruydu değil mi? 5. soruların çözümü için önce AP'yi bulun.
Neden hocam? Çünkü AP Max'ta AP'nin artışı duruyor. Azalışa geçiyor oradan sonra. O zaman ortalama ürün toplam ürün bölü iş gücü miktarından TP'yi L'ye böleceğim arkadaşlar. Şurayı bölelim lütfen. Eksi 6 L küp bölü L eksi 6 L kare artı 72 L kare bölü L 72 L. AP'yi bulduk arkadaşlar. Ne arıyoruz? AP maksimumu. AP maksı bulmak için AP'nin L'ye göre türevini sıfıra eşitliyorum. Türevini alalım. Eksi 12 L artı 72 eşit 0. 12 L'yi diğer tarafa atalım arkadaşlar. L eşit 6 geliyor buradan arkadaşlar. L 6. Gidiyorum grafiğe. Yani şu L1 dediğimiz şey iş gücü miktarı 6'ymış. Burası 6. O zaman 1, 2, 3, 4, 5. soruların cevabı ne olacak? 0 ile 6 aralığında. Bir de hani sorarsınız kesin ben söyleyeyim sormadan. AP maksimumu bulabilmek için arkadaşlar, AP maksimumu bulabilmek için AP'yi MP'yi eşitleseniz de olur. Aynı sonuç. AP eşit MP de yapabilirsiniz. AP maksimumu bulabilmek için. Anladık herhalde. İlk 5 soruyu çözdük. Şimdi diğer soruya geçiyorum. Hangi iş gücü miktarında üretimin ikinci bölgesi başlar? Arkadaşlar üretimin ikinci bölgesi AP max'da başlar. Bak AP max'da başlar. Ve MP sıfırda sona erer. Şurası ikinci bölge. Aynı zamanda neydi arkadaşlar burası? Üretimin iktisadi bölgesi. Firmalar orada üretim yapıyor. Ve üçüncü bölgede MP sıfırdan sonra başlıyor. O zaman altıncı sorunun cevabı ne olacak arkadaşlar? 6. Yine aynı işlemle çözdük. Yedinci soru. Hangi iş gücü miktarında üretimin iş gücü esnekliği 1'dir arkadaşlar? Üretimin iş gücü esnekliği, 7. soru için yazıyorum bunu. Üretimin iş gücü esnekliği, hatırlayan inşallah arkadaşlar. Marjinalin ortalamaya oranıydı arkadaşlar. MP bölü AP. Bakın üretimin MP'nin AP'ye eşit olduğu noktada, yani şu AP max'ta iş gücü miktarı 6'dır. AP MP'ye eşit olduğu için üretimin iş gücü esnekliği de 1'dir arkadaşlar. L eşit 6 iken AP eşit MP olduğu için üretimin iş gücü esnekliği de 1'dir. Ya burada şey yapabiliriz, bak o da mümkün. AP'yi buluruz, MP'yi buluruz, aynı sayıyı verir. Bulun kendiniz arkadaşlar. Fonksiyon burada. Türevini al, MP'yi bul, 6'yı yerine koy. AP'yi bul, 6'yı yerine koy. Aynı sayı çıkacaktır. Ben zaman almasın diye onu yapmıyorum. 8. soruya bakalım. Bak ilk 7 soru hep nasıl çözüldü arkadaşlar? İlk 7 soru AP'nin maksimum olduğu değer bulunarak çözüldü ilk 7 soru. 8'e bakıyorum. Firmanın karını maksimize eden iş gücü aralığı nedir? Grafiksiz çözemezsin. Grafiği çiz. Bak. İkinci bölge AP max'ta başlıyor. MP 0'da bitiyor. Buraya da L2 diyorum. AP max'ta başlar, MP 0'da biter. Ve şöyle de yazayım da arkadaşlar, sıfırda biter. Biz zaten AP'yi maksimize eden L'yi bulduk. Sabahtan beri onunla uğraşıyoruz. 6. L1 ile gösterdik orada. Şimdi neyi bulacağım? MP 0'ı bulacağım. MP 0. O zaman önce arkadaşlar MP'yi bulalım.
Yerimiz de daraldı. Türevini al. Bak şunun türevi MP'yi verecek bana. Eksi 18 L kare. Artı 144 L. Ve bunu sıfıra eşitle. Her iki tarafı 18 L'ye bölüyorum. Buradan da L2 dediğimiz şey çıkıyor ortaya. Ben gene hatalı bir şey yapmamak için. 8. L2 de 8'miş arkadaşlar. Yani bizim sorunun cevabı karını maksimize eden iş gücü aralığı, yani üretimin ikinci bölgesi iktisadi bölge neymiş? 6. işçi ile 8. işçi aralığı. Sekizinci sorunun cevabı. 9. Ortalama ürün hangi iş gücünden sonra azalmaya başlar? Bak, ortalama ürün hangi iş gücünden sonra azalmaya başlar? Bakın arkadaşlar, AP max'tan sonra azalmaya başlıyor. Yani hangi iş gücü? 6. Hemen yazıyorum cevabı buraya. Üretimin ikinci bölgesi hangi iş gücü aralığındadır? E bakın, aynı soru 8 ile 10. Karını maksimize ettiği yer zaten ikinci bölgeydi. 6-8 aralığı. Ortalama değişken maliyet hangi üretim düzeyinde minimum değerini alır? Bak şimdi burada duralım. 12. soruda şöyle ünlemimizi de koyalım. Ama nereye çözeceğim? Arkadaşlar, tahtada yer bırakmadık. Şimdi şu nereye çözeyim? Çok zor durumdayım. Şuraya bir kutu yapayım. Şu 8 ile 10 aynı dedik. Şu kutunun içine çözeceğim arkadaşlar. 12. soruyu. Şimdi ortalama değişken maliyet hangi üretim düzeyinde minimum değerini alır? Arkadaşlar AVC min ise AP maksimumdur. Hocam niye AP'yi aklına getirdin? Ya niye ürünü aklına getiriyorsun bu AVC ile ilgili soruda? Çünkü soruda bana verilen üretim fonksiyonu. Bak üretim vermiş, maliyet soruyor. Hangi maliyet soruyor? AVC. AVC neyin tersiydi? AP'nin. O zaman arkadaşlar şunu söyleyebilirim. AVC min sorulmuş, o minimumken AP maksimumdur. Peki AP nerede maksimum oluyor? L6'da. İken AP maksimum. Dolayısıyla AVC minimumdur. Burayı hallettik. Şimdi 6'yı işaretlemeyeceksin sınavda. Bize sorduğu şey hangi üretim düzeyinde? Bak Q sormuş bize, L değil. Biz L'yi bulduk. Peki Q neydi? Eksi 6 L küp artı 72 L kare. Q eşittir eksi 6, 6'nın kübü artı 72 çarpı 6'nın karesi. Şimdi ben oradaki işlemi yapayım bir arkadaşlar. Tabii sınavda size yasak. 6'nın kübü. Şurası 1296 oluyor. Eksi. Artı. ...2592... eksi diyelim 1296... ...1296'ymış. Ya şimdi hızlıca yaptım hesap makinesiyle gerçi ama gene de bir hata yapmış olabilirim. ...1296'yı işaretliyorsun. Ortalama değişken maliyet hangi üretim düzeyinde minimum olur? 6 iş gücü düzeyinde minimum olur. 1296 üretim düzeyinde minimum olur arkadaşlar. Q'u da yerine koyacağız. 13'e bakalım. Ortalama değişken maliyet hangi üretim düzeyinden sonra marjinal maliyetin üzerinde yer alır? Geldim buraya bak. Ortalama değişken maliyet kırmızı olan
Hangi üretim düzeyinden sonra MC'nin hangi üretim düzeyinden sonra marjinal maliyetin üzerinde ya, ters mi sormuşum? Üzerinden sonra marjinal maliyetin altında arkadaşlar kusura bakmayın hızla yazdım arada soruları. Altında yer alır. AVC MC'nin altına nereden sonra düşüyor arkadaşlar? Q1. Q1 neydi? 1296. O zaman 13'ün cevabı ile 12'nin cevabı aynı oluyor. Anlaştık herhalde. Şimdi 14'e bak. Marjinal ürünü maksimize eden iş gücü miktarı nedir? Arkadaşlar TP burada. Marjinal ürünün maksimum olduğu yerde burası. Bak şu nokta. MP maksimum. O zaman önce MP'yi bulacağım soruyu çözmek için. Üstüne çözüyorum arkadaşlar. MP eşittir. Türevini al. Eksi 18 L kare artı 144 L. Şimdi bak dikkatli duy beni. Bir fonksiyonun maksimum noktasını bulmak için türevi sıfıra eşitlenir. Bize MP'nin max'ını sorduğu için MP'nin L'ye göre türevini sıfıra eşitleyeceğim. Türevini alıyorum. Eksi 36 L artı 144 eşit 0. Buradan da L eşit 144 bölü 36 4 oluyor değil mi arkadaşlar? L eşit 4 iken yani şurası da 4'müş. Marjinal ürün maksimum değerini alıyor arkadaşlar. Marjinal maliyeti minimize eden üretim düzeyi nedir bak. Hemen burada şunu anlayacağız. Soruda bize ne verdi? Üretim. Sorduğu ne? Maliyet. Marjinal maliyeti neyle ilişkilendiriyorduk? MP ile. Hemen bunun altına şunu aklıma getiriyorum. MP max iken bunun tersi MC olduğuna göre MC mindir. Peki MP'yi maksimize eden iş gücü 4 değil miydi? Bu 4'ü üretim fonksiyonunda yerine koyacağız arkadaşlar. Eksi 6 çünkü üretim düzeyini sormuş. Bak iş gücü düzeyi deseydi 4'ü işaretleyecektin. Ama üretim düzeyi dediği için Q'u da yerine koyuyoruz. Bulduğumuz 4'ü. Eksi 6 L küp. Yani eksi, şurada yerine koyuyorum arkadaşlar. Eksi 6, L kaçtı? 4'ün kübü. Artı 72, 4'ün karesi. Onu da beraber şurada bir yapı verelim arkadaşlar. Çarpı 6. Şurası eksi 384. Artı 72 çarpı 16 1152 1152 1152 eksi 384 768 bak üretim dediği için Q eşit 768'i işaretliyorsun. Üretimin 3. bölgesi hangi iş gücü miktarında başlar? 16. soru. Üretimin 3. bölgesi geldim buraya bak nerede başlıyor arkadaşlar? MP 0 olduktan sonra üretimin 3. bölgesi. Yani MP'yi 0 kılan değeri bulacağız. MP nerede 0 oluyordu? Şurada bulmuştuk arkadaşlar. 8. Yani 8. soruda L2 bak MP'yi bulup 0'a eşitlemişiz. Demek ki bunun cevabı da 8 olacak. Yani şunu görmenizi istedim arkadaşlar. Siz tabii ben biraz hızlıca geçtim ama böyle tane tane sorulara bakın. Özellikle şuna dikkat edin. Üretim verip soruda ya da seçenekte maliyet istiyorsa senden neyle neyi ilişkilendireceksin? Buna dikkat edin arkadaşlar. Şimdi ben bir de burayı temizleyeceğim. Uzun dönemi de bir sorularıyla yazayım arkadaşlar. Etrafı da kapatsın sonra bağlarız onları birbirine.
Arkadaşlar tahtayı temizledik. Biliyorsunuz ben iyi tahta temizlerim, değil mi? Her ders kaç kere. Bu sefer uzun dönem maliyetlerini çizdim ve onunla ilgili birkaç soru yazdım arkadaşlar. Şu grafiği bir kere adın gibi bilmen gerekiyor. Yani artık hafızada çiziyor olman gerekiyor. Bir tane maliyet fonksiyonu verdim. Bak sorular burada arkadaşlar. Bu grafik yok. Ya onu sen çizeceksin soruyu çözebilmek için. Diyor ki LTC uzun dönem toplam maliyeti fonksiyon olarak verilmiş, okuyorsunuz arkadaşlar. Q'lar üretim miktarı biliyorsunuz. Soru şu. Hangi üretim düzeyine kadar ölçüye göre artan getiri söz konusudur? Hemen grafiği çizdim köşeye soruyu görür görmez. Ölçüye göre artan getiri LAC'nin, bak LAC'nin MC'nin değil, azaldığı kısımdaydı. Yani burası. Ölçüye göre artan getiri. Yani benim ne yapmam gerekiyor? Hangi üretim düzeyine kadar dediğine göre Q1'i bulmam gerekiyor. Kritik üretim o. Birinci soruda Q1'i bulacağım. Cepte bu. İkinci soruya bakıyorum. Hangi üretim aralığında LAC LMC'den büyüktür? Bakıyorum arkadaşlar. AC'nin MC'den büyük olduğu üretim aralığı ölçüye göre artan getirinin olduğu aralık. Demek ki birinci soru ile ikinci soru aynı şekilde çözülecek. Üçe bakıyorum. Hangi üretim aralığında pozitif ölçek ekonomileri söz konusudur? Neydi pozitif ölçek ekonomisi? Ortalama maliyetin azalması, üretimin artması sonucu. O zaman gene bana aynı şeyi soruyor. Yani üçüncü soru da 1-2 ile aynı. Değişti. Şimdi şuraya arkadaşlar bir tane daha soru eklemek istiyorum. Nereye arkadaşlar? Şuraya. 8 diyeyim. Ben yazmayı unutmuşum o soruyu. Biraz hızlıca yazmaya çalıştım ki arkadaşlar videolarda sizlere yetişsin. 8. soruda şu olsun. Gene aynı aralıkla ilgili. Optimumdan küçük ölçekle üretim hangi aralıktadır? Hangi üretim aralığındadır? Bunu da böyle maviye alayım arkadaşlar. Maviler hep aynı yöntemle çözülüyor. Yani benim bulmam gereken ne? Ölçe göre artan getirinin olduğu kısım 1, 2, 3 ve 8. soru şeklinde sorulabilir. Burayı nasıl bulacağım arkadaşlar? Q1'i bulacağım. Q1 nerede? LAC'nin minimum olduğu noktada. O zaman bu soruların cevabı LAC min'den geçiyor. LAC minimumken LMC'ye eşit. Bak yöntem olarak bunu kullanabilirsiniz. Arkadaşlar AC'yi bulmak için şurada yapayım mı onu arkadaşlar? TC'yi Q'ya bölüyorum. Bölerek yazayım. 2 Q küp bölü Q eksi 48 Q kare bölü Q artı 192 Q bölü Q. Q'lar gidiyor. Buradan bir de LMC'yi bulalım. Formülü yazmıyorum arkadaşlar. Türev olduğunu biliyorsunuz. Delta TC bölü delta Q. Al türevini. 6 Q kare eksi 96 Q artı 192. Şimdi ikisini birbirine eşitleyelim arkadaşlar. 2 Q kare eksi 48 Q artı 192 eşittir 6 Q kare eksi 96 Q artı 192. Şimdi 192'ler gidiyor. Şunlar gitti iki tarafta da olduğu için. 2 Q kareyi buraya gönderelim. 4 Q kare. 96 Q'yu da 48 Q'nun yanına gönderelim. Her iki tarafı 4 Q'ya böldüğümüzde buradan Q eşit, sadeleştir şunları götürün arkadaşlar, 12 olur. Yani burası 12'ymiş. Şimdi arkadaşlar orada bir yöntemle buldum AC minimumu. AC mini bulmak için iki yöntemim var. Bunu dersi anlatırken de söyledim. Bu birinci yöntem. İkinci yöntemi de şurada uygulayacağım.
AC min'i bulmak için AC'nin L'ye göre türevini sıfıra eşitliyorsun. Türevini alın arkadaşlar. 4Q eksi 48 eşit 0. Bakın buradan da aynı şeyi bulursunuz yani. İki yöntem var AC bir şey minimum bulmak için arkadaşlar. Şimdi o zaman burayı 12 bulduk ya. Hangi üretim aralığında LAC, LMC'den büyüktür? 0, 12 üretim aralığında. Hangi üretim aralığında pozitif ölçek ekonomisi vardır? 0, 12 aralığında arkadaşlar. Optimumdan küçük ölçek ile üretim hangi aralıktadır? 0, 12 aralığı arkadaşlar. Şimdi sıra geldi diğer soruya. Hangi üretimde ölçeğe göre sabit getiri söz konusudur? Ölçeğe göre sabit getiri AC'nin minimum olduğu noktadadır. Yani 12. Hangi üretimde LAC minimumdur? 12 bak. Hangi üretimden sonra ölçeğe göre azalan getiri olur? 12 arkadaşlar. LAC min'den sonra bak şurası da ölçeğe göre azalan getiri. Hangi üretimden sonra LMC LAC'den büyüktür? Bak. LMC LAC'den duvarın sağında büyük. 12. Bir tane daha soru yazayım hani bulunsun arkadaşlar. 9. soru olsun o da. Hangi üretim düzeyi düzeyinde minimum etkin ölçek yani optimum ölçek söz konusudur. Arkadaşlar gene 12. Neden hocam? AC'nin minimum olduğu üretim düzeyini optimum da ölçek, optimum ölçekle üretim düzeyi ya da minimum etkin ölçek diyorduk arkadaşlar. Evet yani bir taşla 9 tane ay çok kötü bir cümle oldu arkadaşlar. Kuş vurduk diyecektim ama içim sızladı birden kuşları vuruyormuşuz gibi. Yani bir tane işlemle 9 tane soruyu çözebiliyorsunuz. Ve arkadaşlar şunu bir anlayın bu soruların ardına. Bunu anlayın diye sadece çekildi bu video. Sözel, sayısal sorun nasıl gelirse gelsin. Lütfen arkadaşlar kısa ya da uzun dönem grafiğe çizin baka baka düşünün. Hani neresini soruyor bunun diye. Grafiğe bakarak çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir sonraki video piyasalar. Arkadaşlar maliyetleri bitirmiş olarak gelin piyasalara. Yepyeni bir bölüme geçiyoruz. Hani böyle sağlam olduğunuz bir vakitte açın bir sonraki videoyu arkadaşlar.